Tekrar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi biz Kilisemiz'de uzun zamandan beri Eski Antlaşmaya bakıyorduk. Önce yaratılış, sonra da Mısır'dan çıkış bölümüne baktık. Ama büyük bir felaket oldu bu hafta, geçen ay İran'da ve bu hafta Suriye ve Türkiye'de büyük bir felaket oldu. Bu felakete hepimizin içi acıdı. Birçoğumuz üzüldük. Hatta bundan dolayı kilisemizden Bahtiyar, Yağmur'un amcası, Tanser, Çetin ve Vahit kardeşler bu bölgeye gitti, yardım dağıttı ve buradaki birçok insan da buradaki ilgili yerlere yardımlar götürdük sizlerin aracılığıyla. Bahtiyar oradayken bir resim gönderdi. Daha kurtulmamıştı bilmiyoruz canlı mı, yaşıyor mu, ölüyor mu ama bir insanın sadece eli görünüyordu depremin o felaketin yarattığı Enkazın altında yatıyordu. Dünyamızda gerçekten ne oluyor? Her geçen gün, her zaman daha kötü şeyler olmaya başladı. Eminim o insanlar gece uyurken, uyumadan önce planları vardı. Yarın sabah işe gideceğim. Yarın sabah şu arkadaşımla randevum var. Yarın sabah işte okuluma gideceğim. Yarın sabah annemi ziyaret edeceğim. Babamlar gelecek. Hepsinin bir sürü planları vardı. Hiç kimse eminim ki bu gece deprem olacak ve ben öleceğim diye düşünmüyorlardı. Belki o deprem olacağını bilselerdi ve öleceklerini bilselerdi eminim orada birçok sevdikleriyle vedalaşırdı. Onlarla zaman geçirirdi. Onlarla konuşurdu. Ama hiçbiri bilmiyordu. Gerçekten dünyamıza ne oluyor? Hemen üst tarafta Ukrayna ve Rusya birbirine savaş açtı. Hatta bazıları diyorlar ki o savaş yüzünden üçüncü dünya savaşı çıkabilir diyor. Büyük bir felaket. Bundan birkaç yıl önce bütün dünyayı sarsan Covid diye bildiğimiz bir virüs bütün dünyayı mahvetti. Hatta birçok insan bu hastalık yüzünden öldü kilisemizde. Hristiyan imanlı bir Gürsel kardeş vardı. O bu hastalıktan öldü ve benim babam da bu virüs yüzünden öldü. Gerçekten dünyamıza ne oluyor? Aslında ben bu hafta birazcık bununla ilgili konuşmak istedim. Luka 21. bölümde Rabbin sözlerinden okumak istiyorum. İsa Mesih şöyle söyledi. Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa burada gördüklerinize gelince öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak dedi. Onlar da peki öğretmenimiz bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren Belirti ne olacak diye sordular. İsa sakın sizi saptırmasınlar dedi. Birçokları ben oyum ve zaman yaklaştı diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara şöyle söyledi ulus ulusa devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak dedi. İsa böyle bir şey söyledi. Bu ayetlerde bu hafta benim bakmak istediğim konu İsa'nın ikinci gelişi. Maalesef bazen insanlar İsa'nın ikinci gelişine hiç odaklanmıyor, hiç düşünmüyorlar. Evet bizler bakireden doğan İsa'ya iman ederek onun kısa hayatında göklerin egemenliğini duyurduğu sözlere iman ederek ve onun çarmıha gerilip uğrumuza kendini feda etmesinden dolayı cennete girdik. Bura kadar hepsini biliyoruz. Çünkü Tanrı kelamında bunları söylemiştir. Ama İsa'nın söylediği sadece bu sözler değildi. İsa ikinci kez de geleceğim dedi. İşte biz imanlılar olarak buna odaklanmamız lazım. Bu az önce okuduğum Tanrı sözlerine baktığımız zaman savaşlar var, Birçok ülkede kıtlıklar var. Depremler oldu. Salgın hastalıklar oldu. Ben bunu söyleyerek Mesih İsa hemen yarın gelecektir, şu zaman gelecektir demek istemiyorum. Onu Tanrı'dan başka kimse bilemez. Ama benim söylemek istediğim şey İsa Mesih tekrar gelecektir. İsa Mesih tekrar gelecektir. Bakın o sözleri bir kez daha hızlı bir şekilde Matta'dan okumak istiyorum. Tanrı bu ikinci gelişin o kadar önemli olduğu için İncil'in diğer bölümlerinde de bu yazılıydı. Matta 24.1.3'te şöyle söyledi. İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara bütün bunları görüyor musunuz dedi? Size doğrusunu söyleyeyim. Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize," dediler. "Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacaktır?" Bu sözlerden anlıyoruz ki İsa Mesih o tapınağın olduğu yerde geziniyordu ve o sırada onun ihtişamına bakıyorlardı insanlar. Heyecanlandılar ve İsa'nın yanına geldiler. İsa görüyor musun ne kadar güzel bir tapınağımız var. Hadi onun hakkında sen de güzel bir şeyler söylesene, birazcık ölsene diye söylediler. Ama İsa onlara çok farklı bir şey söyledi dedi burası yıkılacak dedi. Öğrenciler bunu ayetlerden anlıyoruz ki dinlediler ve biraz şaşırdılar. Nasıl olabilir bu? Ne demek istiyor bu? Anlıyoruz ki o sırada kalabalık olduğu için gelip soramadılar. Ama akşam oldu İsa Zeytin Dağı'na çıktığı zaman cesaretle gelip İsa'ya sordular. Ey İsa bu dediğin ne zaman olacak? Bu tapınak ne zaman yıkılacak? Ve sanıyorum sen Yuhanna 14.3'te bir söz söyledi İsa. Gider ve size yer hazırlarsan siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye gelip sizi yanıma alacağım. Öğrenciler bunu da düşündü. İsa anlıyoruz ki senin sözlerinde iki tane şey öğretmek istiyorsun. Birincisi bu tapınak yıkılacak. İkincisi de sen tekrar geleceksin. Bu ne zaman olacak? İsa onlara söyledi. Bu dedi tapınak yıkılacak. Ve İsa'nın ilk söylediği söz Titus zamanında yaklaşık İsa'dan sonra 70 yılında o tapınak İsa'nın söylediği gibi yerle bir oldu. Yandı yerle bir oldu. İsa'nın ilk söylediği yerine geldi. Ama İsa iki şey söylemişti. Ben de tekrar geleceğim. Öğrencileri düşünün. Birazcık onu yerine koyun kendinizi. Geldiler. İsa'ya sordular. Veya birisi gelip size söylese bu kilise yıkılacak. Doğal olarak soracaksın. Ne zaman? Veya evin yıkılacak dese siz de meraklı olacaksınız. Ne zaman yıkılacak? Nasıl yıkılacak? Yıkılmadan önce nasıl olacak? Neden yıkılacak? Bir sürü sorunuz olur. Ve öğrenciler İsa'ya gelip bunu sordu. Ve İsa onlara şey demedi. Boş verin. Siz anlamazsınız bunu. demedi. Veya Petrus ve Tomas, sen çok şüphecisin. Siz çok şüphecisiniz. Size anlatmayacağım. Veya siz bunları düşünmeyin. Önemsiz şeyler demedi. İsa bu olaya o kadar çok önem veriyordu ki. İsa bu ikinci gelişine o kadar çok önem veriyordu ki öğrencilerinin bilgisiz kalmasını istemedi. Ayrıntılar verdi İsa. Hızlıca tekrar okumak istiyorum Luka 21'den 8-12'ye kadar. İsa dedi ki onlara bu başlangıç nasıl olacak biliyor musunuz? Sakın sizi saptırmasınlar dedi. Birçokları uyun ve zaman yaklaştı diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerekiyor. Ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara şöyle dedi ulus ulusa devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte büyük belirtiler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Bütün bunların hepsi İsa döneminde de olduğu o zulümler falan hepsi oldu değerli kardeşlerim. Ve bu olayların hiçbir aslında bize yabancı gelmiyor değil mi? Şu an çevremize baktığımız zaman sanki bunu çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. İsa bu ayrıntıları verdi. Ama İsa bu ayrıntıları verdikten sonra çok önemli bir ipucu daha verdi. Belki de en önemli ipucuydu. Depremler, kıtlıklar, sıkıntılar, acılar, Salgın hastalıklar olacak ama bir şey daha olacak. Bunu yorumcular değil, teologlar değil, din adamları değil, İsa Mesih söylüyor. Bu en önemli ipucundan bir tanesini. Bir peygamberi referans göstererek, Nuh peygamberle ilgili bir belirti daha anlattı. Matta 24'te o aynı bölümün devamında şöyle söylüyor. Matta 24, 37-39'da. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insan oğlunun gelişi de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek, Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı tufan gelinceye, hepsini sürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi böyle olacak diyor. İsa Mesih çok böyle bizim de iyi anlayabileceğimiz bir şey söylüyor. O dönemdeki, o dönemdeki Nuh'un döneminde insanlar tek tanrı inancı artık öğrenilmişti. Onu biliyorlardı. Ve bir gün ama insanlar yoldan çıkmıştı, insanlar yoldan sapmıştı, Tanrı'ya yeterince vakit ayırmıyorlardı. Tanrı Nuh'la konuştu, dedi ki bir felaket gelecek. Hadi Nuh, bir gemi yap. Büyük bir ev yap. İnsanlar o kurak yerde, su olmayan yerde Nuh'un gemisini yaptığını gördükçe ve Nuh insanlara Tanrı'nın sözlerini anlatmaya çalıştıkça kimse Nuh'a inanmadı. Kimse Nuh'u anlamadı. Kimse Nuh'u dinlemedi. Nuh'u bırak Tanrı'nın sözlerini bildiği halde Tanrı'yla ilgilenmediler. İsa ne söylüyor o dönemde? Yani evlenmeyi kötü olarak gördüğünden değil dünyasal bir olay anlatabilmek için. Diyor ki o dönemde diyor insanlar evleniyorlardı, evleniyorlardı. Dünyasal işlerine bakıyorlardı. Ama Nuh o kurak yerde, o kurak yerde bir gemi yapıyordu. İşte dedi, bu da bir belirti olacak dedi kardeşler. Bu da bir belirti olacak depremler olacak, kıtlıklar olacak ve öyle bir zaman gelecek ki insanlar Tanrı'yı aramayacaklar. Tanrı'ya önem vermeyecekler dedi. Ve bu Mesih'in gelişiyle en önemli belirtilerden bir tanesi. Bu kilise için ne anlama geliyor? İşte o zaman da Tanrı Romalılar'da 13. bölümde şöyle söylüyor. Romalılar 13. bölüm 11-12 ayetleri. Bunu yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Olayların artık bilincine varın diyor. Bakın belirtiler oluyor. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuzun ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. Artık böyle bir zaman geldi ki ilk iman ettiğimiz zamandan daha yakın. Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım. Kısaca diyor ki uykudan uyanın. Artık hazırlıklı olun. Keşke keşke İsa Mesih'in ne zaman geleceğini bilseydik. Bir hafta sonra hemen oruca bütün her şeyi Tanrı'nın dediğine göre yaşardık. Bir yıl sonra mı? E o zaman 6 ay normal yaşayayım, son 6 ayı güzel yaşayayım. Keşke bilseydik. Bilmiyoruz ama her şey onun gelişinin daha da yakınlaştığını söylüyor. Tanrı bizi bilgisiz bırakmamak için belirtiler verdi. O belirtileri görüyoruz. Ve İsa Mesih'in ilk gelişi lütuf için, esenlik için. Sonsuz hayat için geldi. Benim ve senin gibi günahkarı kurtarmak için. Ama ikinci geliş hepinizin bildiği gibi yargılama için olacaktır değerli kardeşlerim. Onun yolundan gidenler, ona ayık bir şekilde bekleyenler, onu uyanık bir şekilde bekleyenler, onun gelişinde sevinç duyacak. Onun için vahiy bölümünde söylediği gibi Tez geliyor Arap diyecek. Ama ona hazır olmayanlar onun gelişinden korkacaklar. Bir defa İsviçre'ye gitmiştim. Oradaki bir arkadaş bana bir başından geçen küçük bir anekdot anlatmıştı. O diyor ki biz diyor Alp'lerin diyor Alp dağlarının yanında bir otele gittik. Ve diyor otele yerleştik. Muhteşem bir manzarası vardı. Uyuduk. Sabaha karşı dedi, büyük gürültüler oldu. Büyük gürültüler oldu. Uyandım diyor, daha eşim uyurken resepsiyona koştum. Ne oluyor dedim diyor, deprem mi oluyor, ne oluyor? Resepsiyonu çok sakin bir şekilde oturuyordu. Hatta gülümseyerek ona cevap verdi. Dedi hayır korkma. Alp dağlarının doğu tarafında güneş erken doğduğu için kar birazcık eriyor. Oradaki kaya parçaları düşüyor. Biz bu sesi duyduğumuz zaman ha sabah oluyor. Yaz gelmesine az kaldı diye sevinç duyarız. Ama Yusuf abi onu bilmediği için o güzellikten, o bereketten korkuyordu. İşte İsa Mesih'in İkinci gelişi de böyle olacak. Ona sadık kalanlar, ona sadakatli olanlar büyük sevinç duyacak. Ama ama ona layık yaşamayanlar onun gelişinden korkacak. Ama Rab bizim aslında korkmamızı değil, uyanık olup onun peşinden gitmemizi istiyor. Hazırlıklı olup onun peşinden gitmemizi istiyor değerli kardeşlerim. Ve Kutsal Kitap'tan bir bölüm daha okuyacağım. İsa İsa Rab o kadar bu ikinci gelişe önem veriyordu ki bir tane soruya bir sürü benzetmeyle cevaplar verdi. Bir tane soruya bir tü, bir sürü benzetmeyle cevap verdi. On kız benzetmesini anlattı. Diyor ki Matta 25. bölümde. O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince Hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllılar olmaz dedi. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, Kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya gittiklerinde güve geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, Efendimiz, Efendimiz aç kapıyı bize dediler. Güve ise size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü, o saati kimse bilmez diyor. Bir benzetme verdiyse çok eşli tavsiye ettiği için 10 tane kız anlamında söylemiyor. Bunu bir benzetme olarak anlatıyor. Bir düğün vardı. O düğün bizim kültürümüzden birazcık farklı yapılırdı. Örnek önce ee, Gelin ve damat tanışır, istenir ve nişan yapılır ve nikah yapılır. İkinci adıma geçilir. İkinci adımda damat memleketine gider. Orada evini hazırlar, iş yerine hazırlar. Her şey hazır olduktan sonra üçüncü adıma geçerler. Gelir, Damat gelinin yanına büyük bir düğün yaparlar, eşini gelinine alır ve gider. Bu okuduğumuz bölüme bakarsak artık bunlar ikinci adımdaydı. 10 tane kız e, damada dedi ki tamam seninle evleniriz, söz veriyoruz seninle evleniriz. Ama hazırlıklı değillerdi. Üçüncü ayette ne diyor? Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar. Ama ya almadılar. Hepsi eşit durumdaydı. Hepsinin kandillikleri vardı. Kandilliklerini aldılar. Ya almadılar. Bu sanki, bu sanki beni ve seni anlatıyor. Rabbim müjdesini duyduk, iman ettik. Hristiyan da olduk. Vaftiz de olduk. Ama ona göre yaşamadık. Tanrı'nın kelamına göre yaşamadık. Bu kızlar birazcık bana sanki onu anlatıyordu. Ama bu bölümde, bu bölümde ilk öğrenmemiz gereken bir şey var. Bu on kız benzetmesinde, bu on kız benzetmesinde öğrenmemiz gereken ilk şey bir düğün olacak. Bir düğün olacak. Mesih bu düğünü hazırlayacak ve bu düğüne girmek için özel bir şeye gerek olmayacak. Özel bir kıyafetti, özel bir e, servetti. Hiçbir şeye gerek olmayacak. Bu düğünü İsa Mesih hazırlayacak. O da uğrumuza çarmıhta kendini feda ederek her şeyi tamamlayacak. Sadece imanla biz o düğüne katılacağız. Davetliyiz. O düğüne katılmak için Davetli düğünü İsa Mesih hazırladı. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Ama o davete katılabilmek gerekiyor. İşte bunu anlatıyor bu bölümlerde. Ve bu kızların yarısı yağ aldı, yarısı almadı. Beklediler İsa gelmedi. Beklediler İsa gelmedi dedi boşver zaten gelmiyor. Ama bir gece bir ses yankılandı sokaklarda güvey geliyor. Güvey geliyor hadi kalkın. Çabuk koşun düğün yerine. Ama her şey öyle olmadı. Kızlar o telaşla uyandı. Kandilliklerine baktılar. Azıcık yağ vardı. Yetişemezdi. Hemen diğer kızlara gittiler. Bize yağ ver. Ama olumsuz bir cevap aldı. Şimdi o kızları birazcık tekrar düşünün gerçekten. 10 tane kız var. Geldi damat. Artık nişanlandınız, söz verdiniz. Yakında gideceğiz ve damat dedi ki bak ne zaman geleceğimi bilmiyorum. Kandillik veriyorum size. O kandillerin içinde de sürekli yağ bulundurun. Biraz da yedek alın. Çünkü ne zaman, hangi durumda geleceğimi ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz hazırlıklı olun. Beklediler bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, bir ay, beş ay. Gelmedi güvey. Ya sanırım gelmeyecek. Neyse biz boş verelim. Zaten içinde de birazcık yağ var dedi. O yağla yeter dedi. Ama dediğim gibi az önce birden bire bir ses yankılandı. Güvey geliyor. Haydi o zaman telaşa düştüler ama her şey boştu. O akılsızlar düşündü güvey damat gündüz gelir zaten. Veya o akılsızlar düşündü ya uzun zamandan beri gelmedi sanırım şimdi de geleceğini düşünmüyorum diyordu. Aslında bu kızlar eşitti. Damat hepsine eşitti. Ama o kızların beş tanesi kendisi istememişti. Düşünün o güvey ne yaptı? On tane geline eminim ki aynı elbiseden hediye etti. On tane kandillikten hediye etti. Bunlar normal insanlardı senin ve benim gibi uyurlardı, acıkırlardı, yemek yerlerdi. Hepsi aynıydı. Ama beş tanesi. Her an gelebilir, her an gelebilir. Yağım dursun, yağım dursun. Aa birazcık eksilmiş gidip biraz daha alayım diye efor sarf ederdi. Ama diğer beş tanesi hiç umurlarında değillerdi. Eminim o beş akılsız da ilk günlerde hazırlık yapıyordu. Tıpkı benim ve senin iman ettiğin ilk iman ettiğin zamandaki o sevinç, o mutluluk, o ateş gibi yanan imanla. Onlar da böyle kutsal kitap okuyorduk, işte dua ediyorduk, e, kilise toplantılarına katılıyorduk. Ama zaman geçtikçe, ya İsa gelecek diye Orhan hep vaaz veriyordu, gelmedi, bugün de gelmez. Sanırım ben görmem gelse bile deyip her şeyi bırakmışlardı. Ama... O kızlar ne yapmışlardı? Eminim şunu da yapmışlardı. İşte damadın kendisine verdiği hediyeleri alıp, bak işte bunu bana güvey hediye etti. Bak işte ben gelecek olan güveyin geliniyim diye. Komşularına, dostlarına bu güzel olayı anlattı ama hazırlık yapmadı. Tıpkı bazen benim ve bizim gibi. Her şeye hazırlıklı olduğumuzu düşünüyoruz. Her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ama yeteri kadar Rabbin sözlerine bağlı kalmıyoruz. Bazen kiliselerde öyle insanlar var ki İncil okurlar, İncil'i başkasına anlatırlar. E İncil'i yaşa, işte o en büyük önemli olan o. Akılsızlar gibi yapıyoruz. O akılsızlar da öyleydi. Dışarıdan bakıldığında imanılardı. O güveyin geleniydi. İsa gelene kadar onu da eşitti. Ama ne zaman ki İsa geldi her şey farklılaştı. Dediğim gibi kilisede maalesef böyledir. Ya biriktirmediler. Neydi bu ya? Neydi bu ya? Nasıl bir ya? Aslında o yağın ne olduğunu kutsal kitap bize söylüyor Mezmur 119'da. 119-105 ayeti. Diyor ki sözün kelamın adımlarıma çıra ve yoluma ışıktır. Amin. Tanrı'nın sözü öyle söylüyor. Neydi o kandillikteki ya? Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın sözü hayatlarınızda olsun dedi. Tanrı'nın sözünü tutun dedi. Bizler, ferisiler gibi o sözleri bilmekten bahsetmiyor bu ayet. Ferisiler çok iyi biliyordu. Bizler o sözleri yaşamamız gerekiyor. O zaman işte yolumuza çıra, yolumuza aydınlık ve o yol cennete gider. Ama başkası sadece o beş tane kız gibi oluruz değerli kardeşlerim. İnsanlar dediğim gibi bekledi, bekledi, bekledi. Ama gelmediği zaman teşvikleri kırıldı. Ve damat geldiği zaman paneye kapıldılar. Of geldi. Bana birazcık yağ verir misin? Bana birazcık yağ verir misin? Tabii ki hayır dedi. Bu bize yeter dedi. Gidin satın alın dedi. Gidin satın alın. Gidin satın alın. O diğer beş tane akıllı kız onu söyledi. Demek ki buradan anlıyorum ki aslında kandillikleri var, paraları da varmış. Gidip alabilirlermiş. Gidin satın alın diyor. Hani şey demiyorlar. Ah siz yoksulsunuz, paranız da yoktur demiyor. Gidin satın alın diyor. Ve o kızlar gerçekten gidip satın alabileceklerini düşündüler. Ama o öyle bir şey değildi. Satın alınabilecek bir şey değildi. O son zamanda İsa geldikten sonra ay ben tamam diyebilecek bir şey değildi. Çünkü şimdi lütuf zamanı. Şimdi o yağları doldurma zamanı. O geldikten sonra ah yok diyecek. Yok. Çünkü ayet ne diyor ki biliyor musunuz? 10 ve 12. ayette ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi daha yoldayken. Oo! Güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, Efendimiz, Efendimiz aç kapıyı. Bize dediler, güve ise size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum dedi. Kapı kapandı, şölen başladı. Elinde kandilliğe hazır olan, yağı hazır olan, Tanrı'nın sözüne göre yaşayan, oradan içeri girdi. Düğün başladı. Ama diğer kızlar geldi dedi ki bizi içeri al ama Rab dedi ki hayır dedi kapı kapandı Nuh'un gemisinde de aslında öyle oldu Tam aynı söz var Göklerin diyor kapağı açıldı sular dolmaya başladı ve diyor ki kapı kapandı o dönemde tanrıya inanmayanlar o dönemde tanrının yolundan gitmeyenler veya bildiği halde boşver bu kuraklıkta ne seli olacak neden o gemiye bineyim diyenler kapı kapanınca eminim Nuh bizi de al dostum diye seslendi ama kapıyı tanrı kapattı ve giremediler ve bu kapı sözü bir yerde daha geçiyor Rablerin Rabbi İsa Mesih Yuhanna 10. bölüm 9. ayette tam bu sözü söylüyor. Kapı benim. Bir kimse, bir kimse benim içe, aracılığımla içeri girerse kurtulur. Eğer bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Değerli kardeşler, hepinizde kandillik var şu anda. Ya bedava, hiç satın almanıza gerek yok. Ya bedava, ya ne olduğunu kutsal kitap bize söyledi. İsa Mesih bize söyledi. Tanrı'nın kendisi, kelamı. Bu söze göre yaşayan insanlar kurtulacak. Ama sadece iman ettim, ben vaftizde oldum, ben işte 3 yıl önce kutsal kitap dersine de katıldım. Bana yeter diyenler dışarıda kala. Bu söze göre yaşayanlar diyor kurtulacak. Lütuf çağındayız. Hamdolsun Rabbimiz İsa gelişini biz bekliyoruz ve o hamdolsun gelecek. Ama şu anda tazelenmek için güzel bir fırsat. Kapı açık. Gir içeriye ve kuzunun düğün şölenine katıl. Bir dua edelim o zaman değerli kardeşlerim. Yerin ve göğün yaratanı, her şeye gücü yeten babamız, tanrımız ve kurtarıcımız olan İsa Mesih sana hamd ederiz, sana şükrederiz. Hiçbirimiz layık değildik ama sen bizleri sevdin, korudun ve kayırdın. Sana hamd ediyoruz ve biz sana yalvarıyoruz Rabbi İsa Mesih. O kapın açıkken, ayık ve uyanık olabilelim diye akıllı kızlardan olalım diye bizlere yardım et ve merhamet et İsa'nın yüce adıyla amin, amin.